Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel kaktüsü kesmeyi düşünüyordum. Sizlere ara ara canlı yayınlarda da görmüşsünüzdür bu kaktüsü anlatmıştım. Ama kıyamadım kesmeyeceğim. Böyle bakalım ne kadar daha büyümeye devam edecek bunu görmek istiyorum. Umarım sizler de benim gibi görmek istiyorsanız e, kanalımı takip etmeyi kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni bırakmayı unutmayın benimle kalırsanız bu güzelin ne kadar süre sonra büyüdüğünü çiçek açtığını görüyor olacağız henüz çiçek açmadı 3 yıllık bir kaktüs bu arkadaşlar hemen buradan sökelim yan taraftakine tabii ki biraz havalanacak böyle küçük bir emaye tencerem benim küçük böyle emayesi için atmıştı ben de bunlara çiçek dikmiştim yine kaktüsleri hemen şöyle bir havalandıralım biraz daha derin bir kovaya dikeceğim bunları Kaldıracağım buradan ve sopalarla desteklemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Yangın sonrası ve yağmur başladı. Bir yağmurdan sonra balkonum fena bir şekilde rüzgar çiçekleri uçuracak derecede. Yani e, bir yağmur atlattık biz e, dün. Bugün de hemen balkona girdim ve çiçekleri tekrardan elden geçirip böyle yerlerini yerleştirdim arkadaşlar. Birlikte e, kaktüsümüzü de değiştirelim diye düşündüm. Hemen çıkarttım. Şöyle köklerini de görmek istersenizdir. Bakın kökleri nasıl. Böyle çok köklü değil kaktüsler. O nedenle çok derine e, dikmenize gerek yok. Dikerken şimdi nasıl dikeceğimizi gösteriyor olacağım sizlere. Hemen bunları tekrar yerleştirelim. Biz birazcık e, toprak ekleyeceğim. Burun da dip kısmına kalacak. Burada bir yılbaşı çiçeğimiz ve iki çeşit kaktüsümüz var. Kaktüsümüz dün o kadar fırtınalı bir yağmur yağdı ki hep su içerisinde. Bu tenceremizin de altı delik değil. O nedenle şöyle buna da kuru bir bahçe toprağı. Ormandan getirmiştim ben bu toprağı. Biraz taşlı çakıllı içi e, humuslu bir toprak bu. Bundan ekleyeceğim üzerlerine. Hazır paket toprağım var ama o da nemli ve çok e, havadar bir toprak olduğu için sağlıklı olmayacak. Ben biraz bahçe toprağı ekliyorum kaktüslere. Eğer kaktüs dikecekseniz hazır paket toprağınız varsa... Böyle ormandan birazcık taşlı çakıllı e, bir toprak edinin içerisini harmanlayın. Kaktüsler daha sağlıklı yetişiyor arkadaşlar. Hemen şöyle dip kısmını doldurdum. Evet yerleştirdim. Sulamasını yapmayacağım. Zaten saksımız ıslak. Tekrar yerine yerleştiriyor olacağım. Şöyle bir sopa dayayalım buna da tekrardan ve devrilmesin. Yatıyor bir tarafa çünkü kökler yumuşamış, fazla su almış. İnşallah toparlayacak kendisini. Zaman içerisinde bu da. Hemen şöyle bir daha destek dayayalım. İşte oldu. Hemen bunu yerine alalım. Ben bunu dikerken oğlum anne ben onda çorba hatırlıyorum dedi. 17 yaşında oğlum var. O da öyle söyledi. Hemen toprağını hazırlayalım diye e, diğer kaktüsümüzün. Altta yine hazır toprağı var. Onu dökmedim. Farklı bir bitki vardı. Bu toprakta onu kaybettim yerine kaktüs dikeceğim. Yine hemen biraz daha bahçe toprağı, taşlı çakıllı bir toprak ekledim. Hazır. Kökleri yerleştireceğiz. Kaktüsü yerleştirirken çok derine dikmiyoruz. Böyle bir soru gelmişti bana. Bu köklerin olduğu kısmı mı sadece gömeceğiz? Kendisini yukarı yani şu çiçeğin yapraklı yeşil kısmını düşünün. Bunda da bir yeşil kısım var yukarıda ana gövde. Orayı çok toprağa gömmüyoruz. Olur da Fazla sulama yaparsanız çürümü olur. Oldu da fazla derine gömdüyseniz oraları toprakla değil de desteklemek için birazcık çakıl taşları ya da ponza taşı doldurursanız e, hem destek sağlamış olursunuz. Bu şekilde yapan arkadaşlar ben biraz dip kısma kenara diktim. Farklı kaktüsler dikeceğim yanı başlarına. Hem olur da ileride eğilirse diye köşe kısımda dursun diye köşeye diktim. Yine destekle birazcık dik durmasını e, sağlayacağım. Belki enine doğru büyüyüp genişlerse dik durur diye düşünüyorum yine destekleyeceğim hemen bunlar diktikten sonra onu yine yan tarafa böyle kayna topuzu denilen bir kaktüsümüz var onlardan dikiyorum bunlar bana minicikken gelmişlerdi bir saksıda hepsini büyütmüştüm biraz büyüdüler böyle artık oradan farklı yerlere alıp ayırıyorum onları da hemen şöyle ara ara tüm kaktüslere dikelim böyle bir kaktüs saksısı olsun bu da Evet, ara ara minik minik kaktüsleri dikiyorum. Bunlar büyüyecekler zamanla, saksıyı dolduracaklar yine. Boş topraksı, e, o topraklar görünmüyor olacak ilerleyen zamanlarda. Hemen şöyle elimde bulunan sopalardan destek yaptım ve yine iple bağlayacağım olur da sağa sola devrilirse diye. Biraz daha uzun boylu destek yine edineceğim çubuklar dışarıya çıktığım zaman getirip bunu daha da bir sağlamlaştıracağım. Dik kalmasını sağlayacağım arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur videomu. Elime diken batmıyorum diye soruyorsanız evet hep battı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum sizlere. Bu hayatta gerçekten en önemlisi sağlık. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.